Yine kaybettin kardeşim. Bir dahaki sefere yeneceğim seni. Ama kim bilir ne vakit. Malum yarın Manisa'ya gidiyorsun. Abi biz de gelebilir miyiz? Hayır Selim. Sizin yeni sünkârımızın yanı. Ama çok özleyeceğiz Selim. Ben de sizleri özleyeceğim. Fakat vazife beni bekler. Neden gidiyorsun ki oraya? Devlet tecrübesi edinmek için Beyazıt. Manisa büyük bir sancak. Orayı idare etmede muvaffak olan şehzade gün gelince devleti yönetir. Babam da Manisa'dan çıkmıştı tahta, öyle değil mi? Evet. Sen de mi tahta çıkacaksın abi? Babam gibi padişah mı olacaksın? Yüce Rabbim babamız Sultan Süleyman'a uzun ömürler versin. Daha nice yıllar bu cihana hükmedecek. Onun acı kaybını yaşamaktansa şehzade olarak ölmeyi tercih ederim. Fakat kader ne gösterir bilinmez. Belki de tahta vaktinden evvel çıkmam icap edebilir. Buna hazır olmam lazım. Zira o gün geldiğinde bu cihana ben hükmedeceğim. Bu yüce imparatorluğun kaderine ben yön vereceğim. Hünkârım. Şehzadelerimi böyle bir arada görmek ne güzel. Matrak oynuyorduk kardeşlerimle. Gitmeden evvel benimle de oyna isterim. Şeref duyarım hünkârım. Hayli ilerletmişsin Mustafa. Sayenizde hünkârım. Senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Mustafa, iyi misin? İyiyim hünkârım. Bana kendi kanımı dökmeyi nasip etme. Kaderimde varsa söküp al şimdi canımı. Nasip etme. Görecekse bu acıyı gözlerim kör eyle. Al ışığını üzerimden nasip etme.
Verecekse bu zalim emri, lal eyle dilimi, nasip etme. Thank you.